Efendim herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere vereceğimiz bu tarif ile bir hamurdan 3 farklı pide nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar gerçekten bu tarifi yaptığınız zaman artık fırınlarda pide yapmayı bırakacaksınız. Herkes kendi evinde pidesini yapacak. Hiçbir değişiklik yok. Aynı fırındaki gibi lezzetli ve güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Tarifimize ilk başta 3 su bardağı unla başlıyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı unu tepeleme olarak masamızı mermerimizin üzerine döktükten sonra içerisine 3 çay kaşığı kuru maya döküyoruz. İçerisine yarım çay bardağı ılık su döktükten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı toz şeker ilave edip güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı dolusu süt ilave edeceğiz. Bu arada 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettik. Ardından ılıtılmış bir bardak süt ilave ediyoruz. Biz hamurumuzu sütle yoğuruyoruz arkadaşlar. Süt hamuru çok güzel bir kıvam veriyor. Gerçekten sizler de sütle yoğurduğunuz zaman hamurunuz çok güzel olacak. Pideniz çok kevrek olacak. Ağzınızda adeta dağılıverecek. Yaptığınız zamana kadar güzel ve lezzetli olduğuna şahit olacaksınız arkadaşlar. Sütü ilave ettikten sonra arkadaşlar çok az bir şey bir fiskede tuz atabilirsiniz hamurunun içerisine. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra dinlenmesi için bir kabın içerisine alıp kabın üzerine güzel bir şekilde bir streç yardımıyla kapatıyoruz. 1 ile 1,5 saat arasında iyice mayalanması için bir tarafta bekletiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Artık bu mayalanmış olan hamurumuzu güzel bir şekilde işleyeceğiz. Şekilde görüldüğü gibi yaparsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Bir hamurdan 3 çeşit pide yapıyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı undan 5 tane pide çıkarabilirsiniz. Burada bizim yapacağımız pideler sade kaşarlı, sucuklu kaşarlı, bir de yumurtalı kaşarlı yapacağız. Bu tercih meselesi. Ne malzeme kullanırsanız o sonucu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hafiften biraz un elimizin altına aldıktan sonra kesmiş olduğumuz hamur parçalarını bir güzel bir şekilde bir merdane yardımıyla ince uzun olmasına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yavaş yavaş açmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız farklı ve güzel lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bütün hamurlarımızı bu şekilde açtıktan sonra arkadaşlar içerisine katacağımız malzemeleri işliyoruz burada.
Bize ilk başta biraz elimizde sucuk vardı. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Burada sucuklu kaşarlı pide yapacağız ilk başta arkadaşlar. Sucuklarımızı bir tabağın içerisine yerleştirdikten sonra içerisine kullanacağımız kaşarı güzel bir şekilde rendeleyip bunları harmanlıyoruz. Evet, açmış olduğumuz hamurumuzun içerisine hazırlamış olduğumuz kaşar ve sucukları ilave ettikten sonra boşluk kalmayacak şekilde doldurmamız lazım. Güzel bir şekilde kenarlarını kapatıyoruz. Bunu isterseniz fırın tepsinin içerisine katıp da bu şekilde malzemelerinizi yerleştirebilirsiniz. Bizler bu şekilde yaptık. Sonradan fırın tepsimizin içerisine katıyoruz. Fırın tepsimizin içerisine yağlı bir kağıtla yerleştirirseniz hiç olmazsa güzel bir sonuç elde edersiniz. İkincisini de anlattığım gibi fırın tepsimizin içerisine yerleştirdikten sonra arkadaşlar böylece içerisine kaşarlarımızı tekrardan dolduruyoruz. Bu yaptığımızı da sade kaşarlı pide yapacağız. Tekrardan kenarlarını güzel bir şekilde kıvırıp şekil veriyoruz. Yaptığınız zaman gerçekten ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bunu abartı olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. Bizler yaptık, denedik. Çok beğenildi. O yüzden sizlerin de faydalanması için bu videoyu çekmek istedik. Üçüncü pidemizi de arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bunu pişirdikten sonra aşama aşama anlatacağız. Evet, bu pidemizin de kenarlarını kapattıktan sonra burada dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Fırınımızı 10 dakika önceden ısıtmamız lazım. İlk başta 230 derecede ısıttıktan sonra pidelerimizi fırına sürdükten hemen sonra derecesini 200 dereceye indiriyoruz. Bir 20 dakika içerisinde zaten pişiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bir 10 dakika, 15 dakika içerisinde fokur fokur kaynamaya başladı kaşarlar. Şimdi burada biz yumurtalı kaşarlı pide yapmak için bir tane yumurtamızı bu şekilde kırdık ucunu. Gördüğünüz gibi yumurtamızı da kaşarlar ve pidelerimiz %80 piştikten sonra yumurtamızı üzerine kırıyoruz. Evet, yumurtalarımız da piştikten sonra çıkarır çıkarmaz elimizde margarin, tereyağı, ayçiçek yağı ne varsa arkadaşlar ister fırça yardımıyla isterseniz kenarlarına sürebilirsiniz. Pidelerimiz şu anda hazır. Servis aşamasına geçiyoruz şu anda. Bakın rengiyle, sunumuyla gerçekten harika oldu. Evet, tek hamurdan 3 çeşit pide yaptık burada. Kahvaltılarımızda, ara öğünlerde gerçekten lezzetli bir ürün. Gördüğünüz gibi sucuklu, kaşarlı pidemiz çok güzel görünüyor. Bu da sade kaşarlı pidemiz arkadaşlar. İlk baştakine de zaten
Yumurta kırdık. Bakın yumurtası da güzel bir şekilde pişti. Aynı restoranlarda çıkmış gibi sunumuyla, tadıyla, lezzetiyle. Sizlerden ricam, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açık bırakırsanız bizlere baya bir destek vermiş olursunuz. Farklı ve güzel lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.